gelişen baskın seçim karşısında İyi Parti'nin hazır olamayacağını düşünenler, öyle hesaplayanlar ciddi anlamda yanıldılar. Sizlerin gayretleri, vatandaşlarımızın teveccühleriyle onların bu hain tuzaklarını boşa çıkardık. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 17 Nisan referandumdan sonra 17 Nisan çarşamba günü saat 20'de bu iş sonuçlanacak. Biz 100 bin değil, yüz binlerce imzayı tamamlayıp Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı adayı olarak Türk milletinin huzuruna getireceğiz. Arkadaşlar, ben de Bolu'nun çocuğum. Yabancı değilim. Ticaretle uğraşıyorum. 5 senedir yapılıyor, yapıldı, edildi, bitti. Halini görüyorsunuz. 15 yıldır bilmem nereye otoyol yapmışlar. Yapsınlar, eyvallah. Ama kardeşim, bu Bolu'nun, diğer illerimizin, ilçelerimizin bazı yerleri niye üvey evlat vazifesi görüyor? Bu haksızlıklara dur demek için biz bir yola çıktık arkadaşlarımızla. Diğer yandan hayat pahalılığı. Hepimiz hissediyoruz. Markete giriyoruz, 3 ay sonra tekrar giriyoruz. Aynı parayla file poşet dolmuyor. Arabamıza akaryakıt alıyoruz. Aynı parayla depo dolmuyor. Ha, bazıları diyor ama şöyle cevap veriyormuş, duyuyoruz. Ben zaten 100 liralık mazot alıyorum. Nasıl bir zekaysa cevap anlamak mümkün değil. Dolayısıyla ekonomik anlamda sıkıntılarımız büyük. Adalet yok, güvenlik yok. Din istismarcılığı almış başını gidiyor. Biz bunlara dur demek istiyoruz. Allah nasip ederse dur da diyeceğiz. Değerli ilçe başkanım, değerli ilçe yönetimi ve bugün aramızda olma fedakarlığını göstermiş değerli üyelerimiz. Medeniyetin yolunu cesurlar döşer diyerek çıktığımız bu yolda aynı cesareti gösteren kahraman dava arkadaşlarım, İyi Parti ve milletim adına her birinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu topraklar için canını ortaya koymuş şehitlerimizin ruhları şad olsun. Vatan toprağı için mücadele eden Mehmetçiğimiz sağ olsun, var olsun. Bizleri bu çatı altında buluşturan Yüce Rabbimize şükürler olsun. Bizler İyi Parti'deyiz. Çünkü bizler demokrasinin ayaklar altına alınmasına seyirci kalamıyoruz. Çünkü bizler haksızlığa, hukuksuzluğa karşı susup oturamıyoruz. Çünkü gençlerimiz mutsuz ve umutsuzken bizler mutlu olamıyoruz. Çünkü bizler binlerce yıllık tarihimizin ve Atatürk'ün emanetini sahipsiz bırakamıyoruz. Çünkü bizler Türk milletinin huzur içinde, refah içinde çok daha iyi bir Türkiye'de yaşayabileceğine inanıyoruz. Türkiye iyi olacak dedik ve bu yolda tüm gücümüzle, sizlerle birlikte, milletimizle birlikte emin adımlarla yürüyoruz. Henüz kuruluşumuz üzerinden birkaç ay geçmiş olmasına karşın ne mutlu bizlere ki İyi Parti Türkiye siyasetinde en ön sıradan yer edinmiş ve milyonların umudu olmayı başarmış bir hareket haline gelmiştir. Kurulamaz dediler, kurduk. Tutunamaz dediler, tutunduk. Bugün de iktidar olamaz diyorlar. Andım olsun ki yarın da iktidar olduğumuzu göreceğiz. Her gün nefret saçanlar, topluma nifak sokanlar, kavga etmeyi maharet bilenler, koltuğa yapışmayı başarı sayanlar İyi Parti'yi anlayamayacaklar. İyi Parti bir kardeşlik hareketidir. İyi Parti bir kucaklaşma hareketidir. Nefretin, kavganın, bağrışmanın hüküm sürdüğü kara bulutları dağıtmak için buradayız. Senin dilin ne demedik, senin inancın ne diye sormadık. Ne olursan ol gel diyen Mevlana misali toplumun her kesimine kucak açtık. Sizlere düşen görev il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle bu kucaklaşmayı yurdun dört bir köşesinde sağlamak olacaktır. Sizlere düşen görev liyakat sahibi her insanımıza partimiz içinde bir yol açmak olacaktır. Türkiye'nin iyi olması için önce bizler iyi olmalıyız. Kuruluşumuzda olduğu gibi bu sevgi mabedine katılmak ve milletine hizmet etmek için kapımıza gelen milyonlarca vatandaşımız olacak. Her birini kucaklayın, her birini dinleyin ve samimi duygularla bu ülkeye hizmet etmek isteyen herkesi İyi Parti çatısı altına davet edin. Bizler ne %40 ile ne %50 ile yetineceğiz. Bu mücadele %100 hayır duasını alana kadar devam edecektir.
İyi Parti sizlerin fedakarlıklarıyla bugünlere geldi ve inanıyorum ki sizlerin aklı ve azmiyle birlikte geleceğe yürüyecek. İlçe kongremiz hayırlı olsun. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Sevgi ve saygılarımla Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı. Çok teşekkür ediyoruz Nimet Hanım'a. Şimdi aday adayı arkadaşlarınızdan konuşmak isteyen var mı? Kıskananlar çatlasın dediler, kendiler çatladılar. Tren dediler, tren de rayından çıktı. Siyasi mefta oldular, meftanın arkasından fazla konuşulmaz. Ölüyü de fazla yıkarsak, gerisini söylemiyorum. Şimdi gelelim kendimize arkadaşlar. Şimdi AK Parti'nin %34 oy aldığı bir yer var. Kısaca onu özetleyeceğim, konuşmamı bitireceğim. Bu fakir fukara fonu denen sosyal fondan 4 milyon 50 bin hane insan bakılıyor. Dinimizin gereği infak olarak yapmak zorundayız. Sosyal devletin de gereği budur. Bunların sayısı 12 milyon tutuyor. Eğitim yetersizliği olduğu için vatandaşlarımızın bu kısmında oylarda düzgün kullanamıyor. 300-400 bin oy ziyan ediyor ama 11,5 milyon oy veriliyor. Bunu biz veriyoruz diyorlar, devlet veriyor demiyorlar. İstirham ediyorum, bunu lütfen anlatın. Bizim partimizin kadın hakları programının son maddesinde bunlara verilen ücretler yetersizdir. Biz iki katına çıkaracağız diyor İyi Parti. Bunu anlatacağız. Buradan 12 milyon, 11,5 milyon net oy gidiyor, %26 yapıyor. Bir de seçime bir hafta kala depresyon yaratıyorlar, insanlara korku salıyorlar. Muhalefette iş yok diyorlar. Bir tek söyledikleri laf o doğru. Allah için. Ama biz gidersek istikrar bozulur, ananız ağlayacak diyorlar. Adam diyor ki nalet olsun, kim gelirse gelsin, ben borcumu ödeyeyim. Ev kredisi aldım, araba kredisi aldım, esnaf kredisi falan filan, yani bir sürü kredi aldık. Burada da 4,5 milyon insan var. Bunların karşılığı da %8 yapıyor. 26-8-34. Affedersiniz, eşeği gölgeye çekiyor. Ondan sonra da başlıyor. Kemal Efendi gel top oynayalım. Kemal Efendi de diyor ki Allah razı olsun ondan. Bunların yatacak yeri yok. Onların yatacağı kalkacağı yeri boş verelim arkadaşlar. Bu iki katına çıkaracak bizim partimizde. Yoksul insanlara lütfen bunu anlatalım. Biz bunu anlattığımız zaman bu 134'ten ne kadar alırsak, AK Parti en son 40,5, biz 22 gösteriyoruz. Yarı yarıya alsak bile biz 30 37 oluyoruz. Onlar da 24'e düşüyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Ben kendimi tanıtmaya gerek görmüyorum. Ben Sünnetçi Eşref. Başın düşerse dara, Sünnetçi Eşref'i ara diyorum. Saygılar sunuyorum. Eşref Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yakup Bey, siz bir şey söylemek ister misiniz? İlçemizin kongresine hepiniz hoş geldiniz. Bolumuzun ilçeleri biliyorsunuz küçük. Yani küçülmesinin sebebi de aslında gene siyasi sebeplerin yanında sosyoekonomik sebepler de var. Sonuçta yakın köylerin arkasından şimdi de yavaş yavaş ilçelerimiz boşalıyor. Neredeyse ilçelerimizde de kimse kalmayacak gibi ama gene ana toprağı baba toprağı deyip bu topraklarda yaşayan insanlarımız, sadece Mudur'un içinde demiyorum, diğer tüm Türkiye'nin ilçeleri için de geçerli, taşraları için geçerli. Bu politika İyi Parti iktidarı zamanında inşallah değişecek diye düşünüyorum. Nüfusumuz gün geçtikçe azalıyor. Yani soruyorsunuz niye azalıyor? Diyorlar ki ne yapalım, yani iş yok. İş yok. Geri kalan siz ne yapacaksınız? Biz de iyi kötü babamızın işte anamızın dan kalma arazilerini şey yapacağız, ekeceğiz, kaldıracağız. Kaldıralım, ekelim, ne ekeceğiz? İşte buğday ekeceğiz, patates ekeceğiz, arpa ekeceğiz. Peki bunlardan para kazanabilecek misiniz? Hesaplıyorsunuz. Benzinle hesaplıyorsunuz. Efendime söyleyeyim, tohumunu hesaplıyorsunuz. Gübresini hesaplıyorsunuz. Ne yazık ki kurtarmıyor. Yapmış olduğumuz işçiliği kendimizden kabul edip iyi kötü işte hayvan besliyoruz.
Bu şekilde geçinip gidiyoruz diyorlar. Haliyle çiftçimizin hali zor durumda. Emeklimizin şimdi hatırladılar. Geçen seçimde asgari ücretliyi hatırlamışlardı. Başka bir siyasi parti ben asgari ücreti şunu şu kadarını yapacağız deyince dediler ki asgari ücret ya o olur mu, bu fiyat olur mu, nereden vereceksiniz deyip sonrasında kendileri vermek zorunda kaldılar. Şimdi de emeklileri hatırlamaya kalktılar. Dediler ki ikramiye vereceğiz. Hele şükür yani seçim zamanları atıyor. Aslında iki ayda bir seçim olsun böyle. Vatandaş için daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi fazla uzatmak istemiyorum. Yaklaşık ben 2013 yılından beri başka bir siyasi partide il başkanlığı görevini aldım. Yaklaşık 5 yıldır, 3 yıl resmi olarak 2 yıldır da Sayın Meral Akşener'in il başkanlığını yapıyordum. Yaklaşık 5 yıldır mücadele ediyoruz. Benimle birlikte 5 yıldır mücadele eden ilçe başkanlarım var, ilçe yöneticilerim var, il yöneticilerim var. Ben onları benimle birlikte bu mücadeleyi bugüne kadar yaptıkları için, her şeyi göğüsledikleri için ben öncelikle sizlerin huzurunuzda onları teşekkür ediyorum. Burada Mudurnu ilçesinde de var, Göynük ilçesinden de var. Diğer Seben olsun, Gerede olsun, Yeni Çağ olsun, bütün ilçelerimizden katılan arkadaşlarımız var. Ben öncelikle hepsine teşekkür ediyorum. Yani bu parti 2 aylık değil, yani 6 aylık değil aslında. Bir geleneğin, bir mücadelenin eseri olarak doğdu. Yani 3 aylık bir çalışmayla değil, yaklaşık 3 yıldır Meral Akşener ve ekibinin yapmış olduğu bir çalışmaydı bu. Öncelikle biliyorsunuz normal demokrasi istediler. Yani partimizde biz demokrasi istedik. Tek istediğimiz buydu, kongre olsun. Olmadı. Yani demokrasi gerek siyasi partiler kanunu gerekse daha çok AKP kanunlarına takıldı. AKP Adalet Bakanı'na takıldı, AKP Başbakanı'na takıldı. Sonuçta biz bu kongreyi yapamadık. İstemiş olduğumuz demokrasi mücadelemizi her yönden önümüze kestiler. Yapamadık ve biz bu mücadelemizi artık Genel Başkanımızın önderliğinde yaklaşık 1200 delegemizi bizzat dinleyerek, ne istediklerini sorarak bu partinin kuruluş aşamasına gelindi. Ve 25 Ekim 2017 tarihinde partimiz kuruldu. Ben artık 25 Ekim 2017 tarihinden önceki siyasi hayatımı hiçbir yerde bahsetmiyorum, konuşmuyorum. Biz yeni başladık siyasete. 25 Ekim 2017 tarihinde yeni partimizle, İYİ Partimizle siyasetimize başladık. Bu süre zarfında, yani günümüze gelene kadar 12 Aralık 2017 tarihinde resmi olarak kurucu il başkanlığı tarafıma tevdi edildikten sonra tüm ilçe yönetimlerimizi kurduk, teşkilatlarımızı kurduk, faaliyetlerimizi, kuruluş faaliyetlerimizi tamamladık. Bunun akabinde yine seçimler için, efendime söyleyeyim, biz karşımıza ne çıkacağını bildiğimiz için kongrelerimizi de yapma ihtiyacı hissettik. Tüm ilçelerimizin kongrelerinde gerçekleştirdik. Sadece Mudurnu teşkilatımız kalmıştı. Onu da bugün gerçekleştireceğiz. Haziran akşamı iktidarımızı hep birlikte kutlayacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, Mehmet Aydın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Olduktan sonra da kurucu başkan ve il başkanlığı yaptığı için tabii tüm bilgiler de herkesten fazla onda olduğu için biraz uzun sürdü konuşması. Şimdi burada aday adayı arkadaşlarımızdan tabii Nimet Hanım kurucu başkan, ilçe başkanı olarak konuşmasını yaptı ama bu bölümde de bir konuşmak ister mi aday adayı olarak? Merhaba arkadaşlarım, zorlukları aştık.
Düz yola çıktık. Bundan sonra görevimiz hızlı koşmak olacaktır. Bu kongremizin Mudurnu'ya hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, bütün zorlukları aşa aşa geldik. Bugünden itibaren hepimize düşen görev tek tek, köy köy, ev ev dolaşmak, iktidarla gelmektir. Tek amacımız bizim bu olması lazım. Şu anda, şu saatlerde Genel Başkanımız Kahramanmaraş'ta alanlar almıyor kalabalığı. Miting yapıyor beyler. Miting yapıyor, çok büyük miting yapıyor. Şimdi İYİ Parti olaraktan bizim Genel Başkanımız İçişleri Bakanlığı yapmış, Meclis Başkan Vekilliği yapmış, devlet deneyimi olan bir liderdir. Sonra kadrolarımız dış politikada olsun, ekonomi politikada olsun çok deneyimli elemanlar vardır. Değerli arkadaşlarım, şimdi benim bir ricam var. Milletvekili olan kardeşlerimden hepsini medeni cesaret gösterdikleri için kutluyorum, alınlarından öpüyorum. Siyasetin ince bir püf noktası vardır beyler, bakın. Şimdi milletvekili adayını her köy görmek istiyor. Benim milletvekili adayı arkadaşlarımdan her köye mutlaka uğramalar lazım. Bakın uğramazsa ne oluyor biliyor musunuz? Diğer partiler uğruyor. Biz uğramazsak arkadaş onlar gelmedi. Başverin ya, ne oy diyor ya vatandaş diyor. Onun için köy köy, ev ev dolaşacağız. Çünkü neden dolaşacağız? Türkiye'nin çimentosu da olmasına geliyoruz. Türkiye'yi yeniden imar ve inşaata geliyoruz. Hepinizi sevgi, saygı, hürmetle kucaklıyorum. Hepimiz adaylarımızın yanında olacağız. Bu işi beraber sürükleyeceğiz. Hoşça kalın. Evet, Sabahattin Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyeliğinden istifa eden Nuri Ergül ve Mehmet Yaman arkadaşlarımızı rozetlerini takmak üzere sahneye davet ediyorum. Rozetlerinde Nimet Hanım, Ahmet Örnekbaş, İl Başkanımız Ahmet Örnekbaş takacak. Nuri Ergül, Mehmet Yaman. Buyurun. Alan yapayım diye konsantre oluyorum, odaklanıyorum. Evet, şöyle güç birliği yapalım. Evet, hayırlı olsun kardeşlerim. Teşekkür ederiz. Gerçekten başarılı bir arkadaşımız ve gençleri desteklediğimiz zaman, siyasette önlerini açtığımız zaman onların da bizi arkamızda daima destek olacaklarına eminim. Biz sahada çalışırken onların da Mudurnu merkezde güçlü bir şekilde durması çok önemli. Yeni yönetimimize ben başarılar diliyorum. Ve 24 Haziran seçimlerinde herkesi sandığa gitmeye davet ediyorum. Çünkü bu köprüden önce son çıkış. Türkiye için gerçekten bir dönüm noktası. İnşallah netice iyi olacak. Sonuç hepimiz için iyi olacak. Bunun için mücadelemiz. Ve biliyorsunuz 100 bin imza kampanyası Cuma günü itibariyle başladı ve dün 128 bin imza sadece Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener için, hatta daha fazlası toplandı. Ve bugün de yine kongre sonrası toplu bir şekilde ilçe seçim kuruluna gidip imzalarımızı verelim. Hem beraberce orada birlik beraberlik mesajını da vermiş oluruz. Bunun da duyurusunu yapmış olayım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun birinci olağan kongremiz. Vatana, millete hayırlı olsun, iyi olsun inşallah. Görüşmek üzere.